Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız, 12. sınıf biyoloji dersimizin nükleik asitlerin keşfi ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz genden proteine, DNA eşlenmesine bakalım. Şimdi DNA'nın eşlenmesine ne diyoruz arkadaşlar? Replikasyon. DNA'nın kendini replike etmesi. Neden eşleniyordu DNA? Hücre bölüneceği zaman DNA iki katına çıkıyordu, hücrelere eşit şekilde dağıtılsın diye. DNA nasıl eşlenir? Yarı korunumla eşlenir. Ne demek bu? DNA'nın iki ipliği, işte arada zayıf hidrojen bağları, DNA helikaz ne yapıyor? İpliklerin açılmasını sağlıyor. Karşıya ne geliyor? Yeni iplikler geliyor. Sonuçta sentezlenen DNA'lara baktığımızda ipliklerden biri yeni, diğeri eski iplik olarak karşımıza çıkıyor. Biz buna ne diyoruz? Yarı korunumlu eşlenme diyoruz. Evet, burada DNA eşlenme modelleri gösterilmiş. İşte tam korunumlu, yarı korunumlu, parçalı DNA'mız nasıl eşlenir? Yarı korunumlu eşlenir. Bakterilere baktığımızda bakterilerle ilgili bir deney görüyoruz burada. 20 dakikada bir çoğalıyorlar. Ve 20 dakikada bir ne oluyor? DNA'ları replike oluyor. Şimdi eskiden bakteriler mitoz bölünür derdik, amitoz bölünmeden bahsederdik, artık müfredat değişti. Bakteriler ne yapıyor? Hızlı bir şekilde bölünüyor. Şimdi bu bizim neyimiz? Bakterimiz. Bakterinin neyi var? Dağınık bir DNA'sı var. Ne oluyor? Bakteride öncelikle DNA replike oluyor, iki katına çıkıyor. Sonra sitoplazması da bölünüyor ve karşımıza nur topu gibi iki tane bakteri çıktı. Bunlar o kadar hızlı bölünüyorlar ki, bakın 20 dakikada bir çoğalır dedik. O kadar hızlı bölünüyorlar ki bir süre sonra kendi çıkarttıkları atıklardan zehirlenerek toplu ölümler gözleniyor. Enteresan bilgiler. Evet arkadaşlar, bir soruyla isterseniz konumuzu pekiştirelim. Melez DNA var elimizde. Hafif azotlu ortamda iki kez eşlenecek. Melez bakteri oranının hangisi gibi olması beklenir? Bakalım melez DNA'yı nasıl gösterelim? Azot 14, şöyle yapalım. Şu azot 14 olsun. Azot 15, ağır azotlu DNA'yı da kırmızıyla gösterelim. İlk önce ne olacak? Helikaz ipliklerin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Sonra karşıya ne gelecek? DNA polimerazla yeni iplik gelecek. Ama ortamda ne var? Normal azot ya da hafif azot dediğimiz azot 14 var. O zaman karşı iplikler ne olacaktır? Azot 14'lü olacaktır. Bir kez daha eşlenmesini istiyoruz. Yine iplikler açılıyor. Şurada bir tane azot 15'li ipliğimiz var. Ortamda ne var? Azot 14 var. O zaman karşı iplikler, bunun komplementeri, tamamlayıcısı ne olacaktır? Azot 14'lü olacaktır. O zaman arkadaşlar bizden ne istiyor? Melez bakteri oranını istiyor. Bakın bu nedir? Melez DNA'dır. Ne demek o? Azot 14, 15. Bunlarsa nedir? Normal azotlu ya da hafif azotlu DNA'lardır. Dolayısıyla 4 taneden bir tanesi melezdir. Cevabımız 1/4. Evet, DNA replikasyonu ne zaman gerçekleşir? İnterfazın S evresinde gerçekleşir. İnterfaz nedir arkadaşlar? İnterfaz hücrenin bölünmeden önceki bölünmeye geçme aşamasında bir hazırlık evresi var. İşte bu hazırlık evresine biz interfaz diyoruz. G1, S, G2 evrelerinden oluşuyor. S evresinde ne meydana geliyor? DNA replikasyonu. G1 ve G2'de neler oluyor diye kafanıza sorular gelebilir. G1'de ATP sentezleniyor, protein sentezleniyor, organeller eşleniyor. Yani hücre bir anlamda bölünmeye hazırlanıyor. G2'de G1'in devamı niteliğinde. Şimdi DNA replikasyonu dedik. Konumuz DNA replikasyonu. DNA helikaz enzimi dedik. Şurada anlatırken ne dedim ben? DNA helikaz, DNA'nın iki ipliği arasındaki hidrojen bağlarını çözer. O zaman DNA replikasyonunda ilk
kim görev alır? Helikaz. Ne yapıyor? Bir fermuar gibi iki ipliği birbirinden ayırıyor. Daha sonra eski ipliğin karşısına doğru deoksiribonükleotitlerin yerleşmesini sağlayan kim? DNA polimeraz. Bakın burada şöyle bir şifre olduğunu düşünelim. İşte adenin, timin, guanin şeklinde bir şifremiz olsun. Atmasyon bir şifre. Adenin karşısına ne gelecektir? Timin. Timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin. O zaman ipliği açtığımızda ATG buraya inecek. Bunun karşısına işte doğru ipliği kim getiriyor? Doğru nükleotitleri kim getiriyor? DNA polimeraz getiriyor. Adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozinin gelmesini sağlayan kimmiş? DNA polimerazmış. Peki DNA ligaz ne yapıyor? Üçüncü sırada DNA ligaz ne yapıyor? Daha önceki videomuzda ne anlatmıştım ben? DNA'nın iplikleri antiparalel demiştim. Sentez daima 5 üssü 3 üssü yönünde olur. İplikler antiparalel, diğeri 3 üssü 5 üssü yönünde. O zaman karşı ipliklerden biri düz, biri kesintili meydana gelecektir. İşte o kesintili parçacıklara ne diyoruz? Okazaki parçaları diyoruz ya da Okazaki fragmentleri diyoruz. Bunlar DNA ligazla birleştirilir. DNA ligaz ne? Uhu. Kesik kesik parçaları yapıştırıyor, birleştiriyor. O zaman DNA'nın eşlenmesi sırasında bu enzimlerin ilk görev yapma sırası sorulmuş. Fermuar kimdi? Fermuarı açan şu bizim fermuarımız. Montumun fermuarı. Hop, açıyorum fermuarı. İndiriyorum aşağı. Açtım. Kim açtı? DNA helikaz açtı. Karşı zincirde komplementeri tamamlayıcısı, yani neler oluyordu? Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelecek şekilde yeni bazların sıralanmasını kim sağlıyordu? DNA polimeraz. İpliklerden açtık. İpliklerden biri düz, biri kesikli kesikli sentezleniyordu. Şuradaki yapıştırma işini uhu. Uhu kimdi? Uhu kimdi arkadaşlar? DNA ligazdı. Değil mi? O zaman cevabımız ne oluyor? 2, 3, 1 oluyor. Evet, dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.